Arkadaşlar hepinize merhabalar. Şimdi daha önceki iki programımda biliyorsunuz ki TOKİ ile ilgili çok önemli ve güzel bilgileri herkesten önce verdim. Hatta benim bu 1-2 videomdan sonra çoğu kanalda ve yerde TOKİ başvuruları ile ilgili, işte kurallı satışla ilgili birçok bilgi verildiğini gördüm. Açıkçası ben bunu daha önceden de araştırdığım için çok teşekkür ediyorum. Yani hepinize bu bilgiyi herkesten önce vermiş oldum. Dediğim gibi bu tarz bilgilerden faydalanmak istiyorsanız kanalıma abone olun ve sevdiklerinizle paylaşın ki daha fazla kişiye ulaşalım. Daha fazla kişi bu bilgilerden yararlansın. Ben mali müşavirim arkadaşlar. Vergi, SGK ve emeklilikle ilgili, ekonomiyle ilgili, gündemle ilgili, yani bizim insanımızı ne ilgilendiriyorsa bu konularla ilgili çok önemli bilgileri önceden vermeyi seviyorum. Banka maaş promosyonları ile ilgili de bir video yapmıştım. Birçok teşekkür aldım. Hemen ertesi günü birçok kişi gidip bu promosyonlardan yararlandı. Dediğim gibi TOKİ ile ilgili de şimdi birçok soru aldım arkadaşlar. Videonun en önemli kısmı TOKİ başvuruları nasıl yapılır? TOKİ'ye başvuru şartları nelerdir? Ve ayrıca İstanbul'a yok mu diye birçok soru almıştım. İstanbul'a var arkadaşlar. Videonun sonunda bu bilgileri paylaşacağım nasıl olduğunu, ama kurallı bir satış değil. Açık arttırmayla yapılacak İstanbul'daki satış. Belli bir tutarı kapsıyor işte. Gazi Osman Paşa'da 110 konut, Sütlüce'de 75 konut. Videomun sonunda bu bilgilerin ve ne şekilde olacağı konusunda bilgiyi vereceğim. Şimdi arkadaşlar, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Ben bile bazen araştırma yaparken bu videoları 10 dakika 15 dakika çekiyorum ama çok ayrıntıya giremiyorum. Çünkü video uzun olunca olmuyor. Herkes hani daha kısa videolar istiyor, öyle söyleyeyim. Çünkü herkesin zamanı kıymetli, internet paketi yok vesaire. Biz her konuda anlayışlıyız arkadaşlar. Şimdi TOKİ başvuruları nasıl yapılıyor? Ben bizzat kendim E-Devletim'den girdim arkadaşlar. TOKİ başvurusu yapacakmış gibi. E-Devletim'in içine girdim şifremle. Arama motoru var. TOKİ başvuru yazdım. TOKİ başvuru yapınca TOKİ sayfası açıldı. Orada başvuru, sağ üst köşede yeni başvuru kısmında ilerlemeye başladım. Anlatabiliyor muyum? Orada zaten şartları taşıyorsanız ilerlemenize izin veriyor. Eğer şartları taşımıyorsanız izin vermiyor. TOKİ başvurusunu E-Devlet üzerinden yaptıktan sonra arkadaşlar, iki tane banka var sadece görevli. Ayrıca bu TOKİ'nin sitesi var arkadaşlar. www.toki.gov.tr sitesinden bütün satışları, TOKİ ile ilgili bilgileri, projeleri, her şeyi bu siteden görebilirsiniz. E-Devlet üzerinden de bu siteyi yönlendiriyor arkadaşlar. Buradan işte hangi kurallı satışlar ne şekilde oluyor? Çünkü TOKİ'nin içinde bir sürü proje var arkadaşlar. Ben bile yani bir bakıyorum o proje inanın 3-4 saat zaman ayırdım ki size bu videoyu çekeyim diye. Şimdi TOKİ başvurusun dediğim gibi E-Devlet üzerinden ilerliyorsunuz arkadaşlar. Bu sadece şu anda bahsettiğim konu kurallı satış için değil. Bakın geçen videomda bahsetmiştim, kurallı satış 18 Temmuz'da başladı. 4 Ağustos'ta bitecek. Ben normalde TOKİ'ye nasıl başvuru yapılıyor şu an onu anlatıyorum. E-Devlet üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra, çünkü bir sürü dolandırıcılık faaliyeti de varmış arkadaşlar. Dikkat edin, paralarınızı kaptırmayın, hiç kimseye güvenmeyin. Çünkü devletle alakalı olan her şey E-Devlet üzerinde ilerler. Bu konuda sizi uyarayım, bir mali müşavir olarak hiç kimseye inanmayın. Yani yok şuraya paraya, sadece iki tane devlet bankası görevli arkadaşlar. Bir tanesi Halkbank, bir tanesi Ziraat Bankası. E-Devletinizin üzerinden başvurunuzu tamamladıktan sonra başvurular ayrıca Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla da yapılıyor. Sadece bu iki banka arkadaşlar. Halkbank ve Ziraat Bankası devletin bankası, biliyorsunuz. Şimdi vatandaşlar kurallı satışa sunulan konutları, arkadaşlar TOKİ'nin içinde bir sürü konut var. Bazen yorumlarda yazıyor şu konut bu konut. Bakın afet konutları var. Afetle ilgili yapılmış. Dar gelirliler için var. Ayrıca kentsel dönüşüm için TOKİ'ler var. Tarım köylerle ilgili TOKİ'ler var. Bir sürü proje var. Yani TOKİ'nin www.toki.gov.tr devletin sitesi arkadaşlar.
Oradan da bütün projelere ulaşabilirsiniz, bakabilirsiniz. Ama ben bu siteyi 2-3 saat inceledim. Bu videoyu dediğim gibi 15 dakikaya sığdırdım aldığım bilgilerle. Kural satışları buradan da görebiliyorsunuz. Ayrıca TOKİ'den arkadaşlar sadece ev değil, konut değil, iş yeri başvurusu da yapabiliyorsunuz. Bakın bu da çok önemli bir bilgi. Mesela bu da çok önemli. Hani değerlendirmek isteyen iş yeri başvurusu şeklinde de yapabilir. Oradan bir ekmek kapısı açılır. Şimdi hangi illerde, hangi konutların olduğunu bana sormuşlar videoda. Van'da var mı? Hakkari'de var mı? Arkadaşlar hangi illerde konut satışı olduğunu dediğim gibi TOKİ'nin web sitesinde talep ve satış bölümünden arkadaşlar talep ve satış bölümünden görebilirsiniz. Şimdi bu kurallı satışlarda ve alt gelir projelerinde arkadaşlar iki tane kısım var. Kurallı satış ve alt gelir projelerinde ikamet veya nüfusa kayıtlı olma şartı aranıyor. En az bir yıl arkadaşlar. Kurallı satışlarda ve alt gelir projelerinde en az bir yıl o bölgede oturma şartı aranıyor. Mesela siz İzmir'de oturuyorsunuz. Kemalpaşa'ya başvuru yaptınız. Eğer Kemalpaşa'daki satışlar dolmadıysa İzmir'den başvuruya izin veriyor. Ama dolduysa izin vermiyor. Böyle özellikli durumlar da var. Bilginiz olsun. Ara bir bilgi olarak verdim. Açık satışlarda zannediyorum açık satışlar dedi. Açık arttırma usulü olan satışlarda ikamet ve nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta. Şu anda bu videonun sonunda İstanbul için vereceğim. Açık arttırma usulüyle yapılacak arkadaşlar İstanbul'daki satışlar, onu söyleyeyim. Burada ikamet ve nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta diyor. Projenin durumuna göre şartlar uygulandığını belirtiyor. Yani o bilgiyi vereyim. Şimdi kurallı satışlara ve alt gelir grubu satışlarına sadece bir kişi başvuru yapabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi TOKİ'ler her sene yüz binlerce konuttan oluşan başvurular açıyor, oluşuyor. Bundan sonra bu konuları sizin için daha yakından takip edeceğim. Bu gibi satış durumlarında veya böyle bir başvuru durumlarında sizin için bu bilgileri hızlıca paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi kanalıma abone olun ki daha bildirimleri de açın, daha hızlı bilgilenin. Şimdi dediğim gibi projenin satış durumuna göre değişmekte. Başvuru için gerekli belgeler neler? Arkadaşlar dediğim gibi kural satışlarda mesela 18 yaşı doldurmak, bazı durumlarda da 25 yaş özelliği getiriliyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Başvuru için gerekli belgeleri sayıyorum arkadaşlar. TOKİ başvurusu için gerekli belgeleri tek tek sayıyorum. Kimlik fotokopisi, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, kredi kullanım durumuna göre Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığında alacakları hak sahipliği belgesi, engelli vatandaşların da engelli olduğuna dair engelli raporu, emeklilerin de emekli vatandaşların da sosyal güvenlik kurumundan emekli kimlik belgesi, bu belge çıkmadıysa yani bunun emekli olduğunu gösterir bir belge arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar şehit aileleri, engelli vatandaşlar ve emekli vatandaşlar da durumunu gösterir belgeleri hazırlamak zorunda. Burada engelli vatandaşlar %40 engelli olduğunu gösteren sağlık heyeti raporu almak zorunda. Emekliler emekli kimlik belgesi, E-Devlet'ten emekli olduğuna dair de belge çıkartabilir arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar başvuru şartlarını açıklıyorum. Bu benim açıkladığım başvuru şartları arkadaşlar. Alt gelir grubu başvuru şartları arkadaşlar. Bakın TOKİ'nin içinde bir sürü proje var. Mesela afet konut projesi var. Alt gelir grubu projesi var. Altyapı projesi var. Konut projesi var. Kentsel dönüşüm projesi var. Tarım köyler projesi var. Yani TOKİ'nin içinde, kendi içinde bir sürü projesi var. Anlatabiliyor muyum? Yani açık arttırmayla sunuyor. Bazıları dar gelirli vatandaşların durumuna göre sunuyor. Böyle. Şu andaki başvuru şartları arkadaşlar, alt gelir grubuna göre başvuru şartlarını açıklıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor. Projenin
bulunduğu il ve ilçe sınırları içerisinde en az bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekiyor. Veya orada nüfusa kayıtlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli bir şart gerçekten. En az bir yıl orada ikamet ediyor olması gerekiyor. Ya da nüfusunun orada kayıtlı olması gerekiyor. Örneğin kişi İzmir'de çalışmaya gitmiştir de örnek veriyorum. Manisa'da gözüküyordur nüfusu. Ama kendisi İzmir'dedir. Ya da Bursa'ya çalışmaya gitmiştir. İzmir'de gözüküyordur. Öyle düşünün. Yalnız burada şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimlerin kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. O ilin nüfusunda kayıtlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın çünkü neden? Onlara kesin çıkıyor arkadaşlar. Şehit ailelerine, harp ve vazife malulleriyle dul ve yetimlere, onların mesela kurallı satışlara katılsalar çıkmasa bile öbür satışa koyuyorlar. Ve mutlaka çıkıyor kendilerine, onu söyleyeyim. O yüzden onlara en az 3 yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor bu kişilerin. Şehit aileleri, yetimler, dullar, harp ve vazife malulleri. Daha önceden toplu konut idaresinden konut satış satın almamış olması gerekiyor. Veya TOKİ'den kredi kullanmamış olması gerekiyor. Tabii bu şehit ailelerini, yetimleri ve dulları kapsamıyor. Kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklara tapuda kayıtlı konutun olmaması gerekiyor. Burada arkadaşlar müstakil bir konutun tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç demiş. Arkadaşlar bazen soruluyor işte tarlam var olur mu? Bakın demek ki tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç diyor. Yani bunlar olsa da çekilişe katılabiliyorsunuz. Yani ne olacak? Tapulu ev olmayacak arkadaşlar. Tarla, bağ, bahçeyi kapsamıyor. Şimdi olmaması gerekiyor. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Aylık hane halkı gelirine bakıyor. Yani belli bir tutar işte 7.000 10.000 arası. Zannediyorum bu her ilde değişiyor. Mesela İstanbul için biraz daha farklı uygulanmış. Türkiye geneli biraz daha farklı. Bu asgari ücretle bağlantılı olabilir arkadaşlar. Zannediyorum 10.000 TL civarında olabilir. Onu daha şey kısmı detaylı öğrenmek gerekiyor ama buna bakmamak lazım. Başvuru yapın arkadaşlar. Yani o kadar önemli olduğunu düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar başvuru şartlarına sahip olanlar 4 kategoride kabul edilecek arkadaşlar. Dar gelirli konutlara başvuru yapanlar 4 kategoride. Birinci derecede kategori en önemlisi birinci dereceye aldıkları kişiler şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler arkadaşlar. Bunlar birinci kategoride. Hani bazen diyorlar işte bize çıkmadı. İşte arkadaşlar kategori yani önce dar gelirli şehit vermiş kadının eve ekmek getiren kocası ölmüş polis mesela şehit olmuş oğlu askerde ölmüş eve bakan kişisi ölmüş tabii ki onlara öncelik verilecek yani ben de gurur duyuyorum bu konuyla ilgili. Birinci kategori şehit aileleri dul ve yetimler. İkinci kategori en az %40 engelli vatandaşlarımız en az %40 sağlık heyetinden geçip kurul raporu almaları gerekiyor. %40 engelli olduğuna dair bu raporu sunmaları gerekiyor. Üçüncü kategoride emekli vatandaşlar öncelikli. Dördüncü kategori diğer alıcılar arkadaşlar. Yani bu ilk üçte yer almayanlar diğer oluyor. Dediğim gibi dört kategoride dar gelir grubu olarak başvuru yapabilecekler. Dört kategori sayıyorum. Bakın bu videoyu özellikle gelen sorular üzerine çektim arkadaşlar. İşte ben katıldım çıkmadı. Halbuki videolarımın altına yazmışlar. Çıkanlar da yazmış. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar bakın insanların umutlarını kırmayın. Çıkanlar var. Dediğim gibi kategori gibi değerlendirilmiş durumlar söz konusu. Yani hiç belli olmaz. Çıkar yani. Kişi şeker hastasıdır. İşitme engellidir. Çıkabilir yani arkadaşlar. Yani bugüne kadar böyle olduysa bundan sonra böyle gidecek diye bir şey yok. Şimdi öğrenir başvurusunu yapar çıkar. Hiç kimsenin umutlarını kırmayalım arkadaşlar. Negatif olumsuz
İşte sırf yorum yapmak için olumsuz yorum yapanları, yani gerçekten diyecek söz bulamıyorum. Çok da görmedim açıkçası, hep böyle olumlu geri dönüşler oldu ama insanların umutlarını kırmayalım arkadaşlar. Çıkabilir. Dediğim gibi burada şu anda 1500 kişiyiz. 1500 kişide en az 10 kişi çıksa çok iyi arkadaşlar. Bir kişi bile çıksa çok iyi. Yani bir kişi, ya bir kişi kiradan kurtulmuş olacak. Şimdi arkadaşlar, kura çekilişi ne şekilde yapılıyor? Şehit aileleri, harp ve vazife mağlulleriyle dul ve yetimlere kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak arkadaşlar. Ancak bu kişilerin konutları öncelikli kura ile belirlenecektir. Yani kesinlikle onlara konut veriliyor, şehit ailelerine, harp ve vazife mağlullerine, dul ve yetimlere veriliyor. Ama kura ile belirleniyor. Öyle söyleyeyim. Bu bir, kura çekilişine öncelik bir bu kişiler. İki, engelli vatandaşların konut sayısını %5'i kadar kontenjana ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecek. Bu şekilde engelli vatandaşlar da ikinci kategoride kuraya tabi tutuluyor. Üçüncüsü, emekli vatandaşlarımızın konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleriyle kura belirlenecek. Yani üçüncü kategoride emekliler var. Dördüncü kategoride diğer başvuru sahipleri var arkadaşlar. İlk üçe girmeyenler yani. Kura çekimi işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Dediğim gibi birinci şehit aileleri, dul ve yetimler, ikinci engelli vatandaşlar, üçüncü emekli vatandaşlar, dördüncüsü diğer vatandaşlar. Sözleşme aşamasında da ibraz edilecek olan belgeler var arkadaşlar. Mesela ne istediyor? Başvurulan projenin il nüfusuna kayıtlı olanların kimlik ibrazı. Yani artık kura belirlenip kura çıktıktan sonra belgeleri de sunmak zorundasınız. Sözleşme imzalama aşamasındaki belgelerden bahsediyorum. İşte 10 ilde oturduğunuza dair nüfusa kayıtlı olanları kimlik ibrazı, nüfus müdürlüklerinde alınacak son 1 yıl projenin yer aldığı ilde ikamet ettiğini gösterir belge. Şehit aileleri, harp ve vazife mağlulleri, dul ve yetimleri kategorisine başvuranlar 3 yıl ikamet ettiklerini kanıtlayacak belgeyi ibraz edecektir. Arkadaşlar ne dedik? Birinci kategori şehit aileleri, dul ve yetimler olduğu için en az 3 yıl oturma şartı isteniyor aynı şehirde. Çünkü onlara kesin olarak çekilişte yer, konut veriliyor. Orası kesin. Ayrıca hane halkının da gelirinin işte sunulması gerekiyor. 2022 için belirli bir tutar var. Mesela bu asgari ücrete göre değişir arkadaşlar. Sürekli değişiyor. 10 bin lirayı bulabilir yani. İşte başvuru sahibi evli ise kendisinin ve eşinin ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belge, bordrolar, maaş bordroları. Eğer eşi çalışmıyorsa çalışmadığına dair SGK'dan alınacak belge. İşte emeklilerde maaş dökümlerini, emekli maaşının yatırıldığını belgeyi sunmak zorunda. Bu gibi artık kuradan sonraki sözleşme kısmında istenen belgeler arkadaşlar. Burada benim dikkatimi çeken en önemlisi o bölgede ikamet ediyor olmak. Dar gelirliler belli bir tutarda geliri olan insanları kapsıyor. Dediğim gibi o şehirde oturması gerekiyor, o ilde. Mesela o ilde oturuyordur, ilçeye de başvuru yapabilir. Eğer ilçe dolmamışsa kuralar o çıkabiliyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. İşte birinci kategori şehit aileleri, ikincisi engelliler, üçüncüsü emekli vatandaşlara öncelik var. Dördüncüsünde diğer vatandaşlar. Nasip kısmet arkadaşlar, şansınızı deneyin. Ev fiyatları, konutlar çok arttı. Dediğim gibi bunları kira öder gibi uygun koşullarla, az peşinatlarla ödeyeceksiniz. Şimdi İstanbul'la ilgili de İstanbul'a yok mu diye bir çok soru aldım. Neden? Çünkü tabii ki nüfusun çoğunluğu İstanbul'da arkadaşlar. İstanbul'da şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi şu şekilde izah edeyim. Kendiniz de görebilirsiniz İstanbul'la ilgili. Burada tabii ki İstanbul'da 185 konut açık arttırmayla satılacak arkadaşlar. Açık arttırma ne demek? Mesela birisi 100 bin verdi, öbürü 110 bin verdi. 110 bin verenin ne olacak? Öyle söyleyeyim. Açık arttırma mesela arttırarak devam ediyor.
Bu da Gazi Osman Paşa'da 110 konut, Sütlüce'de 75 konut arkadaşlar. Buna TOKİ İstanbul Hizmet Binası konferans salonuna giderek açık arttırmaya da katılabilirsiniz. Tarihi 2 Ağustos saat 10.30'da Gazi Osman Paşa'daki 2 Ağustos saat 10.30'da. Bugün tarihlerden 23 Temmuz 2022'deyiz arkadaşlar. Bugün tarihlerden tekrar ediyorum, 23 Temmuz 2022 Cumartesi günü bu videoyu çekiyorum. İstanbul'da TOKİ'nin 185 konutu açık arttırmayla satılacak. Bu 185 konuttan 110 konut Gazi Osman Paşa'da olacak arkadaşlar. 2 Ağustos'ta saat 10.30'da yapılacak. Ayrıca TOKİ İstanbul Hizmet Binası konferans salonunda açık arttırmaya gidebileceksiniz. İnternet üzerinden de canlı yayınla teklif alınabilecekmiş arkadaşlar. www.emlakmuzayede.com.tr bu internet üzerinden de müzayedeye katılabileceksiniz. Burada %50 peşinat arkadaşlar. Diğeri 120 ay vadeye yayılıyor. Yani 10 yıla, onu söyleyeyim. Mesela demişler ki 2 trilyon. Arkadaşlar şu an 2 trilyon çok olabilir ama 10 yıl sonra 2 trilyon ne olacak bu enflasyonda? Onu düşünebiliyor musunuz? Tabii ki örnek veriyorum, 2 trilyon dediyse %50 peşinatı ne yapıyor? 1 milyon. Tabii ki İstanbul'da da konut kaldı mı bu tutarlara? Onu da değerlendirmek lazım. Yani burası İstanbul için arkadaşlar. Dediğim gibi İstanbul'la ilgili duyuruyu videomun başında söylemiştim. Bu bilgiyi vereceğimi. 185 konut TOKİ sayfasından bakabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul'da 185 konut açık arttırmaya sunulacak. Dediğim gibi tarihler 2 Ağustos'la 3 Ağustos. Sütlüce'deki 75 konut 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Gazi Osman Paşa'daki 110 konut da 2 Ağustos'ta saat 10.30'da. Sütlüce'deki konut 75 konut 3 Ağustos çarşamba günü saat 10.30'da açık arttırma yapılacak. Dediğim gibi internet üzerinden de teklif verebilirsiniz. www.emlakmuzayede.com.tr. Bu İstanbul'daki başvurularda arkadaşlar %50 peşinat isteniyor. Gerisi de %120 ay vadeyle verilecek, bilginiz olsun. %50 peşinat burada açık arttırma usulü satışta geçerli arkadaşlar. Benim daha önceki iki videoda bahsettiğimi lütfen bununla karıştırma İstanbul'da. Çünkü onlar kurallı satış, dar gelirliği ilgilendiriyor. Bakın burada dar gelirli şeyi yok. Burası tamamen açık arttırmayla satılacak İstanbul'daki konutlar. Böyle bu bilgiyi de vermek istedim. Dediğim gibi TOKİ'lere başvurular E-Devlet üzerinden. Dolandırılmayın arkadaşlar. TOKİ'lere başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. Sadece Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapılabiliyor. www.toki.gov.tr'den de, oradan da hangi şehirlerde nasıl projeler yapılıyor bilgi alabilirsiniz. Telefonu da 444-8654. Dediğim gibi burada proje tipleri var arkadaşlar. Proje tipine göre afet konutu mu, dar gelirli konutu mu, işte kentsel dönüşüm konutu mu, tarım köyleriyle ilgili konut mu? Yani burada çok değişik TOKİ'nin bir sürü konut projesi var arkadaşlar, bilginiz olsun. Bundan sonra sizler için daha sık takip edeceğim. Kanalıma abone olun, beğen yapmayı unutmayın arkadaşlar. İnanın çok emek veriyorum. Bakın burada kendi mali müşavir olmamdan dolayı bir yoğunluğum var. YouTuber kesinlikle değilim. YouTuber olsaydım her gün 10 dakikalık videolar çeker atardım arkadaşlar. Bir haftada bir video çekebiliyorum. Önemli gördüğüm konuları çekiyorum arkadaşlar. Bana yorumları yapın. Taleplerinizi oraya yazın yani. Yorumların hepsini okuyorum. Tek tek cevap veriyorum. Hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Kanalım hızla büyümekte arkadaşlar. Abone olun. Bundan sonra TOKİ'lerle ilgili, SGK ile ilgili, işte vergilerle ilgili, mesela hemen duyuruları buradan geçiyorum, kanalımdan geçiyorum. Bilgilenmek istiyorsanız arkadaşlar abone olun. Etrafınızda hem paylaşın videolarımı ki daha fazla kişiye ulaşalım.
banka promosyonları ile de ilgili bir video yapmıştım. Ona da göz atın. Eğer aranızda emekli olanlar varsa promosyonların yükseldiği konusunda da hem çok teşekkür aldım. 5000 TL'ye çıktı. Hemen hemen herkesin cebine sayemde 2500 TL para girdi arkadaşlar. Neyse hani bilgi verdiğim kişiler sağ olsunlar bunu değerlendirip gidip başvuruyu yaptılar. Bana da bunu hani söylüyorlar yani sayende haber aldık gittik başvurumuzu yaptık. Bu da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ben her zaman savunduğum bir şey var. Ben bunu sosyal sorumluluk kapsamında yapıyorum. Bir kişi bile yararlansa bu videolarımda EYT ile ilgili videolar yapıyorum. TOKİ, emeklilik, SGK, güncel ekonomik konular, her şeyle ilgili videolar. Benim kanalımda her şey var. Arkadaşlar bizim insanımızı kapsayan burası ciddi bir kanal. Her şey var. Ben bu videolarımı sosyal sorumluluk kapsamında çekiyorum. Bir kişi bile benim için yararlanırsa bu başarıya ulaşmış demektir. Benim için çok şeydir arkadaşlar. Dediğim gibi hepinize ayrıca teşekkür ediyorum abone olanlara da. En önemlisi sağlık arkadaşlar. Dünyada her şey bulunur. Para bulunur, ev bulunur, her şey bulunur. Ama sağlığınızdan olmayın. Huzurlu olun. Huzurla başınızı yastığa koyun. Sağlıcakla kalın.